Tülin'in mutfağından merhaba arkadaşlar. Bugün size kıymalı kabak yemeği yapacağım. Bunun için malzememiz 250 gram kadar kıyma, 2 adet kabak, 4 adet soyulmuş domates, 1 adet kuru soğanımız var. Bir çay kaşığı tuz. Yarım yemek kaşığı zeytinyağı kullanacağız bu yemeğimiz için. Öncelikle sebzeleri soyup doğramaya başlıyorum. Soğanlarımızı kare kare doğruyoruz. Çok ince olması gerekmiyor. Ben sebze yemeklerinde genelde soğanları biraz iri doğrarım. Onun için çok rahat kare kare şöyle soğanları doğruyoruz. Ocağımızın altını yakmıştık. Soğanımızı tencereye koyuyoruz ve yarım kaşığı zeytinyağını ilave ediyoruz. Çok yağlı yemek yapmak istemiyorum. Soğan kavrulurken biraz da kıymasını da içine koyup kıymayla beraber kavrulmasını sağlayacağım. Domateslerimizi de kare kare doğruyoruz. İçinde zaten ezilecektir. Bunu da çok inceltmek gerekmiyor. Soğan ve domates kavrulurken kıymayı da koyacağım. Çünkü kıymanın özellikle çok sert kavrulmuş olmasını istemiyorum. Domatesin suyuyla birlikte pişsin istiyorum. Normalde ben yaz aylarında yaptığım sebze yemeklerinde her şeyi çiğden koyarım. Hiçbirini kavurmam. Sebzesini doğrar, üzerine domatesini, soğanını, kıyma koyacaksam kıymasını koyar, hepsini birlikte tencerenin ağzını kapatıp pişmesini beklerim. Ama kış aylarında olduğumuz için biraz daha özen gösteriyorum ve kavurarak yapmaya çalışıyorum. Şimdi tenceredeki soğanlarımızın üzerine domateslerimizi de boşaltıyoruz. Bunlar biraz kavrulunca kıymayı da koyup pişmesini sağlayacağım. Domatesler eriyip suyunu bıraktı. Ben de şimdi kıymamızı içine karıştırıyorum. Kıymanın da yumuşak bir şekilde domateslerle birlikte pişmesini istiyorum. Daha sonra kabuklarını soyup doğrayacağım. Kabakları da ilave edeceğim. Bir çay kaşığı tuz ilavesiyle kapağını kapatıp kendi suyuyla pişmesini bekleyeceğim. Şimdi kabaklarımızı soymaya başlayalım. Bir taraftan da kıymamız kavrulmuş olacak. Bunu beklerken ben normalde kabaklarımızı pek soymam ama şunu şöyle alacalı bir soymak istiyorum. Patlıcan gibi. Birkaç tane çizik yapmak istiyorum. Çünkü lezzeti burada zaten. Ve bunları küçük küçük doğrayacağım. İstersen normal kabak sebze soyucuyla da soyabilirim ama çok soymayacağım için yapacağım bu birkaç çizik yeterli olacaktır. Bir taraftan da kıymamızı karıştırmamız gerekiyor ki birleşik pişmesin, diş diş ayrılmış olsun. Şöyle karıştıralım bakalım. Çok güzel. Kıymamız yavaş yavaş pişmeye dursun. Ben kabakları doğramaya başlayacağım. Kabakları şöyle küçük küçük doğramak istiyorum ve bunu elimle yapmak istiyorum. Biz buna kabak kavurması yaparken de bu şekilde doğrarız.
İki ne kadar küçük doğrarsam o kadar çabuk pişecek. Ve servise hazır hale gelecektir. Özellikle ameliyat sonrası hastalar için bu tür sebze yemekleri en tercih edilen yemeklerdir. İkinci kabağımızı da doğruyorum bitmek üzere. Böylece yemeğimizin malzemelerini tenceremize yerleştirmiş olacağım. Daha sonra üzerini kapatıp pişmesini bekleyeceğim. Sebzeler biraz kavruldu. Üzerine şöyle bir tatlı yemek çay kaşığı kadar tuzumu ilave ediyorum. Karıştırıyorum. Ve kapağını kapatıyorum. Yemeğimiz kısık ateşte yarım saat pişti. Şöyle susuz, tane tane görünen bir kabak yemeğimiz oldu. İsteyenler bunun içerisine domates salçası ve bir miktar su koyarak sulu da yapabilir ama benim tercihim böyle bir kabak yemeği olmasıydı. Şimdi altını kapatıp servis tabağına alacağım. Kabak yemeğimiz yemeğe hazır durumda. Tülin'in mutfağını izlemeye, abone olmaya, beğenmeye davet ediyorum. Sizlere hoşça kalın diyorum.